Zehra İpşiroğlu, merhaba. Hoş geldiniz programımıza demek istiyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Baden-Württemberg'in Çağdaş Söyleşilerinden bir diğerini gerçekleştiriyoruz. Zehra Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz ve bizi kırmadığınız, bugün bizimle olduğunuz için. Hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Çok güzel böyle bir yerde bir araya gelebilmemiz. Evet, şimdi Zehra İpşiroğlu deyince ben sizi aslında Türkan Saylan'ın Almanca'ya tercüme ettiğiniz kitabıyla tanıdım. Daha sonra okudukça hayranlık içerisinde kaldım. Böyle gerçekten birçok şeyi hayatınıza sığdırmışsınız. Akademisyenlik var. Hem İstanbul'da akademisyen olarak çalışmışsınız, hem Almanya'da akademisyen olarak çalışmışsınız. Bana ilginç gelen yönü Türkiye'de Almanca bölümü ve Almanya'da da Türkçe öğretmenliği bölümü konusunda aktif olmanız. Gerçekten bu iki ülke arasında çok ciddi bir köprü oluşturduğunuzu düşünüyorum bu anlamda. Onun dışında tiyatro eleştirmenliği ve dramatoloji bölümünü kurmuşsunuz. Bunlar akademik yanınız. Bunun yanında yazarlığınız var. Birçok kitabınız var. Birçok dilde. Özellikle Almanca, Türkçe dillerinde. Çok dikkatimi çekti. Çocuk kitabından tiyatro eserine kadar geniş bir yelpaze. Onun ötesinde çok ciddi olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin faaliyetlerinde, çalışmalarında yıllarca aktif olarak görev almışsınız. Yani daha kaç tane karpuz nereye sığdırdınız? Gerçekten merak ediyorum. Bu şekilde işte. Ve siz nasıl tarif ediyorsunuz Zehra İpşiroğlu'nu? Bir de sizden dinleyeyim, ben anlatamadım aslında. Yok, yok, çok güzel söylediniz. Hakikaten sizi ilgilendiren özellikle yanında hani Alman-Türk şeyleri bağlamında. Evet. Hakikaten benim yaşamım sürekli bir şey içindeydi, gitgeller içindeydi. 1960 yılında hani ilk askeri darbe olduğunda ben çocuktum. Ve benim babam üniversitede öğretim üyesiydi o zaman. Kovuldu, 147 hoca üniversiteden çıkarıldı. O ilk darbede ve Tübingen'de babam konuk profesör olarak davet edildi. Ben de orada okula gittim. İşte Almanca'yı öğrendim falan yani o şekilde. Sonra sürekli bir git gel oldu. Yani mesela şeyli yıllarda, 70'li yıllarda Berlin'de üniversitede okudum. Yani sürekli bir git gel içindeydim. Ama son yani şöyle diyeyim. 90'lı yıllarda işte tiyatro bölümünü kurduk falan. O 90'lı yılların sonunda da Almanya'ya hoca olarak geldim. Ve sizin dediğiniz gibi yani Türkiye'deyken Almanca bölümündeydim. Burada da Türkçe bölümü ama o ortak olan şöyle bir şey. Benim alanım tiyatro. Esas alanım tiyatro. Onun için tiyatro çok ağırlıklı hep çalıştım. Yani esas alanım da zaten kurduğum o tiyatro bölümü üniversitede. Evet. Hep öyle, şimdi de yaşamım öyle gidiyor. Bir dijital tiyatro projemiz var, onun üzerine çalışıyoruz. Demin söylüyordum, hep Zoom üzerinden prova yapıyoruz filan. Hani Zoom'u öğrendim yani teknik bir takım şeyleri öğrendim. İster istemez bu gerekiyor bu zamanlarda, evet. Yani daha farklı bir duruşu benimsememiz gerekti bir yerde yaşamdan da kopmamak için öyle değil. Aynen. Evet yani böyle biraz şey farklı alanlara belki yöneliyormuş gibi yöneliyormuşum gibi görünüyor ama aslında pek öyle değil. Çünkü ben yazmayı hep şey gibi görüyorum, yazma yani ister bir araştırma kitabı yazın, ister kendinize yani daha bir roman yazın ya da bir tiyatro oyunu yazın, hep yaşamla iç içe, yaşamda karşılaştığımız sorunlarla iç içe. Ne bileyim mesela tiyatro bölümünü kurduğumda dramaturji ve tiyatro eleştirmenliği ile ilgili, dramaturji ile ilgili araştırma kitapları çıkardım. Türkçe bölümünde Türk edebiyatı ile ilgili çıkardım. Hani metin okumaydı, şuydu buydu. Yani oradaki yaşam beni ona yönlendirdi. Ama aynı zamanda yaşamın akışı içinde şimdi mesela en son çalışmalar hep böyle toplumsal cinsiyet üzerine gidiyor. Çok biliyorsunuz.
kadın şey bir ataerkil bir toplumun içindeyiz. Kadınlar bunun altında evet. çok üzülüyorlar. Evet. İşte onunla ilgili o konularla ilgili tiyatro oyunları falan falan hep böyle bir böyle bir çalışma içindeyim ve yaşam ve yazmayı bir bütün olarak görüyorum. Öyle diyebilirim. Yani bütünleştirici nokta belki bu. Peki Zehra Hanım, bahsetmişken hani güncel bir projeden bahsediyorsunuz. Cinsel eşitlik konusu diye anlıyorum. Hani şu anda şu aşamada ne söyleyebilirsiniz bilmiyorum ama birazcık bir ipucu verir misiniz projeyle ilgili? Yani bu böyle yine kadın öyküleri, şiddet görmüş kadın öyküleri ama yaşamları iç içe geçiyor. Yani bir öyle bir kurgusu var ve o kurgunun içinde her kadın kendi öyküsünü anlatıyor, oyuncular yani. Ama bu sanki gerçekmiş gibi yani böyle bir şey. Anlatılamayan öyküler adı olacak. Çok uluslararası bir proje olarak düşünüyoruz. Bakalım nasıl gelişecek. Yani şimdi 4 aydır çalışıyorum üzerinde. 3 aydır da yapıyoruz. Çok iyi oyuncularımız var. Yani süper oyuncular var. Harika. İşte film çekimleri yapılacak falan öyle gidiyor. Vallahi süper. Çok güzel, hoş geliyor kulağa. İnşallah bitmiş halini görmek nasip olur. Çok sevinirim. Takipte kalacağız. Yani bu kadın konusu özellikle COVID-19 ile birlikte insanlar eve kapandılar ya. Şiddet çok arttı ama sırf Türkiye'de değil. Mesela evet. her yer. Evet. Şeyde, Almanya'da da. Almanya'da da, Avrupa'da da haberleri çok geniş bir şekilde yer evet. buldu haberlerde ve politikacılarımızı ve bir takım kurumların da dikkatini çekti gerçekten. Çok doğru noktalara temas ediyorsunuz. Aslında bugünkü sohbetimiz de bunun üzerine. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Baden-Württemberg olarak biz de hani Türkiye'de kökleri bulunan bir derneği buraya taşımış bulunuyoruz ama çağdaş dediğimiz için hep bugünün konularını, sorunlarını aslında ele alıp çalışma üzerine gidiyoruz. Bizim de ufak tefek bazı projelerimiz var ama daha da neler olabilir? Belki hani bugün sizinle yapacağımız bu görüşmeden onlar ortaya çıkar. Belki biraz sohbete girmek için şeyle başlayalım. Türkan Saylan'ın kitabını Almanca'ya çevirmiştiniz. İşte oradan esinlenmiştim. Biraz belki Türkan Saylan'dan başta bahsedebiliriz. Sonra siz de bahsettiğiniz bir başka kitabınız daha var. Onda daha çok bu üçüncü jenerasyon, buraya gelmiş olan Türk vatandaşlarının üçüncü jenerasyonunda nasıl bir yaşantı söz konusu, ne tip sıkıntılar, problemler var, çözümleri ne olabilir, onun üzerine dururuz. Ve sizin tabii tamam. eklemek istediğiniz şeyler. Yani şimdi şöyle size söyleyeyim, bir dernek kuruldu, 80'li yılların sonunda kuruldu. Yani ben girdim hemen, hatta benim annem de girdi ve biz böyle bir eğitim birimi oluşturduk ve eğitim alanında çalışmaya başladık. Hani o çok Türkiye'de çok ezberci, otoriter bir eğitim sistemi var ya, o sistem nasıl kırılabilir? Aynen Almanya'da olduğu gibi daha yaratıcılığa ağırlık veren, daha hani üretici, çocukları üreticiliğe yönlendiren bir şey nasıl olabilir? O şekilde başladık ve ben Türkan Saylan'la o dönemden şey yapıyorum, tanışıyorum. Fakat ben Almanya'ya geldikten sonra biz çok böyle çok yıllar çalıştık o alanda. Daha onları da sonra konuşabiliriz üzerinde. Ama ben Almanya'ya geldikten sonra bu çalışmalardan biraz daha koptum, daha uzaklaştım. Ama her gittiğimde de hep Türkan Saylan'a çok hayrandım. Ve çok hayran olmamın nedeni de hani yaşadığımız ortamda böyle ne diyeyim negatif enerjinin kendisine geçmesine izin vermeyen ve sadece olumlu enerjisi olan, insanları çok yüreklendiren, çok motive eden inanılmaz bir kişiliği vardı. Ben de Essen Üniversitesi'nde işte o hocalık yapıyorum falan ama hani bir takım sorunların içindeyim. Çünkü birden Türkiye'den tiyatro bölümünden gelmişim Essen'e. Ve o sorunların içindeyken hani onları nasıl çözebilirim diye düşünürken hep Türkan Saylan bir model gibi görüyordum. Yani o yapıcı kişiliğiyle, yaratıcı kişiliğiyle onu hep bir model gibi görüyordum. Sonra bir gün ona dedim ki ben sizinle ilgili bir kitap yapmak istiyorum. Aslında o kendisi çok kitap çıkardı. Kendisi yazıyordu çünkü yazmayı çok seviyordu. İşte hayatıyla ilgili, şununla birine ilgili. Ama ben dedim ki ben böyle bir özel yani bir söyleşi kitabı yapalım.
birbirimizle konuşalım, tartışalım. Hani ben size klasik sorular, hani gazeteci gibi sormayayım. Hani hakikaten böyle arada eleştirel, sorgulayıcı şeyler olsun. Aynı zamanda ben dedim, sizler hayatın ne diyeyim, şeyini de öğrenmek istiyorum dedim. Yani bu enerjinizi neye borçlusunuz? Bunun sırrı nedir? Yani belki ben de başarabilirim. Yani hep böyle bir hayranlık vardı bende. Gerçekten öyle bir insandı. Sonra ama ben bu çalışmayı böyle çok çıktı, bu kitap çıktı, kaç baskı yaptı, çok beğenildi Türkiye'de falan filan. O zaman da benim eşim Alman. O da hep diyordu ki ya sen, yani bu kadın o kadar ilginç bir kadın, o kadar internasyonel bir kadın ki, yani uluslararası bir kadın. Bunu Almanca'ya çevirilse nasıl olur? Yani Almanların da ilgisini çekmesi gerekiyor. Ve Almanlar Türkler'e hep böyle çok kısıtlı bir açıdan bakıyorlar. İşte işçiler gelmişler, onların sorunları ve en kötü şeyleri görerek bakıyorlar. Hani olumlu şeyleri de görmüyorlar. Böyle bir şey yapılabilir mi falan. Ben biraz böyle araştırdım fakat çok zorlandım. Hiç kimse Türk tasarlarını tanımıyordu. Daha doğrusu eğer böyle duymuşlarsa bile son derece de yüzeysel bazı şeyler söylüyorlardı. Aa, bir doktormuş, Türkiye'de işte leprayı keşfetmiş. Ama biz, ne ilgisi var yani lepra bizimle falan gibilerden. Ya hayır, bu kadının farklı şeyi, farklı yani... Sonuçta 100 bin öğrenciye burs sağlıyor. Halbuki onların Türkiye'nin en büyük veya o bölgenin en büyük aktivisti değil mi? Yani... Evet, böyle biri yok Almanya'da. Yok. Yani ama bu zaten daha çok şey ülkelerde olan bir şey. Belki Hindistan'da vardır, şeyde vardır. Yani daha problemli ülkelerde ortaya çıkan bir şey. Ama çok ilginç yani bir Almanya'nın da bu çok dar at gözü diyorum ben. At gözü bakışını kırması ve farklı bir açıdan görmesi gerekiyor. İşte bunu düşündüğümüz vakit bir yayın evi ilgilendi. Ama şey bir yayın evi, yani çok küçük bir yayın evi, feminist bir yayın evi öyle ilgilendi. Hani ne bileyim bir Zurkamp, Fischer falan hiç ilgilenmedi. Evet, evet. Ondan sonra da biz bu çeviri işine geldik. Onun da serüveni bambaşka. Yani yine Almanlarla ilgili olumsuz bir şey söyleyeceğim. İzin verirseniz. Tabii. Biri geldi, bir rezalet. Ama nasıl bir çeviri size anlatmam mümkün değil. Ve çeviriyi yapan kişi bir şekilde ben Türkan Saylan'a öfkeli. Belki bilemiyoruz, biz neden olduğunu da bilemiyoruz. Kadın deli miydi? Yoksa bir şekilde belki bir, biz dedik yani bir Kürt sevgilisi var. Yani bu da ama Kürtlerle ilgili sadece onun şeyler yapmış kadın. Doğu Anadolu'da onlara burs vermeyi sağlamış filan. Ama kadın böyle çevirmiş, inanılmaz yüzeysel, hiçbir şey anlamadan. Arada da böyle komentarlar yazmış. Bu kadın, bir de bu kadını mı beğeniyorsunuz filan gibiler. Allah Allah. Ben çok sinirlendim, çok üzüldüm. Gerçekten çok sinirlendim ve üzüldüm. Haklısın. Ondan sonra karar verdim kendim çevirmeye. Bütün o çeviriyi. Ama ben çeviri yapmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü benim zamanımı alıyor. Ben kitap yazmak istiyorum. Fakat yine beni Türkan Saylan yaşamadığı halde büyüledi. Yani öyle tuhaf bir şey oldu ki Nilgün Hanım, yani bir şekilde kendimi yine o şeyin içinde buldum. O söyleşimizin içinde buldum ve Almanca 2 ay, 3 ay çalıştım. Çıktı, yaptım çeviriyi ama eşim, o da edebiyattan geliyor benim gibi. Alman'da olduğu için çok müthiş bir dil duyarlılığı var. O da 3 hafta çalıştı. Yani inanılmaz çalıştı müthiş bir şeyle. Ve sonunda biz bu çeviriyi çıkardık. Ama bana sanki Türkan Saylan'a yapılan çok büyük bir haksızlık gibi geliyor bütün bu gelişme. Kitap çıktı. İşte Süddeutsche Zeitung'du, bilmem neydi, şuydu buydu, bütün bağlantıları kurdum. Aa, ilginç falan diyorlar ama kimsenin ilgilendiği yok. Hiç. Hani bir kitap eğer hemen basında, Alman basında hemen duyulmazsa o zaman o kitap ölü olmuş oluyor. Var mı öyle ufak tefek mesela film gazeteler var, dergiler var filan. Onlar çıkmalı ama onların okuyucuları kısıtlı. Yani onların okuyucuları geniş çevreye seslenmiyor. İşte böyle bir serüvenim. Zehra'cığım, bu kitap 2019'da yayınlandı. Evet. Haklısınız, belki bir yıl geçti ama çok yoğun bir zamandan geçtik.
Ve biliyorum hani siz hala bu kitabın tanıtımı için bir sürü aktiviteye de dahil olacaksınız. Şimdi bahsettiniz işte farklı illerde okumalarınız olacak, aktiviteleriniz olacak. Dolayısıyla biz elimizden gelen desteği veririz. Bilmiyorlar gerçekten. Ben de burada doğmuş büyümüş birisi olarak şu eleştiriyi kendime getiriyorum. Biz mi anlatamadık kendimizi yeterince acaba diye. Ve en büyük çabamız bugün o olsun istiyorum. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Baden-Württemberg olarak da Atatürk'ü, Türk Ansaylan'ı, modern Türk insanını, Atatürk'ün çizdiği o batılı Türk dünyasını biraz anlatmamız gerekiyor. Çünkü şu anda zaten bence bunun önemi bir kat daha artıyor. Çünkü bunu korumamız çok çok önemli. O yüzden de biz de elimizden geldiğince Türkan Saylan'ın kitabını sizin bu kapsamda yaptığınız bütün çalışmaları sahiplenmeye de hazırız. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bizim toplumda kutuplaşmalar çok çabuk oluyor. İşte bir tarafta dinciler, bir tarafta ırkçılar, milliyetçiler, bir tarafta kemalistler, bir tarafta şeyler. Herkes birbirini şey olarak görüyor, düşünüyorlar. İşte Türkan Saylan'ın duruşu tam tersiydi. Yani ne bileyim, AKP'lilerle de gerektiğinde çok güzel bir iletişim kurabiliyordu. Onlarla birlikte de çalışabiliyordu. Yani ama önemli olan insanları ikna etmesi. Yani gerçekten o şeyi. Ben müthiş buluyorum. Yani biz hayatta her zaman kendi düşüncemiz, kendi duruşumuzda olan insanlarla bir arada olamayız ki. Olmayacağız da. Böyle bir şey yok. Doğru söylüyorsun. Aha, o zaman nasıl, yani o kutuplaşmayı nasıl engelleyeceğiz? Nasıl köprüler kuracağız? Birbirimize nasıl bir şekilde dokunabileceğiz? Yani sonuçta Türkan Saylan'dan benim öğrendiğim bu oldu. Yani hep böyle bir kutuplaşmalık var. Hep bir kutuplaşma var. Bu hiçbir zaman bunu yapmadı Türkan Saylan. Bu açıdan kişiliğinin çok şey belki olduğunu. Belki bu en önemli özelliği diyebiliriz Türkan Hanım'ın, değil mi? Bize miras bıraktı. Kitabının adı da yapıcı, Türkiye'de çıkan kitabının adı da Yapıcılığın Gücü. Yapıcılığın Gücü. Herkese tavsiye ediyoruz. Hem Almancasını ben gerçekten çok akıcı, çok güzel buldum. Dil olarak da bütün Alman arkadaşlarımıza hediye edebileceğimiz de bir kitap diye düşünüyorum. En azından burada birkaç pencere açmak adına. Şimdi Zehra'cığım bir konuya eğilmek istiyorum. Şimdi Türkan Saylan Türkiye'de açıkları bularak özellikle eğitim alanında bu iş genç yaşlarda başlar. Ağaç Yaşkan Eğilir'den yola çıkarak orada çok güzel çalışmalar yaptı. Onun temeline attığı çalışmalar bugün meyvelerini inanılmaz bir şekilde veriyor. Şimdi buradan böyle biraz Almanya'ya döndüğümüz zaman biz biraz belki yolun başındayız. Yani uzun yıllardır burada bir mücadele veriliyor. Ama hani Türk insanının veya Türk gençlerinin çocuklarının buradaki eğitimi, okulda aldıkları eğitimi dört dörtlük. Yani burada alınan eğitim hem ücretsiz hem gerçekten kaliteli bir eğitim. Benim oğlum da iyi bir eğitim alıyor. Ama bu yeterli değil. Bunun ötesinde ne ihtiyaçları var? Bu çocukların, gençlerin sizce nelere ihtiyaçları var? Eksik olan konular. Burada Almanya'da çalışmamız gereken konular neler? Şimdi sizin söylediğiniz gibi Çağdaş Yaşam bir kuşak yetiştirdi. Yani gerçekten çok insana ulaştı. Türkiye'nin her yerinden çok insana ulaştı. Hatta ben Doğu Anadolu'ya gittim. Bir kitap, oradaki Çağdaş Yaşam'dan burs alarak alan çocukların izinde gittim, kardelenleri. Aydınlanan Yollar diye bir kitap yazdım, onların öykülerini anlatan. Ve şeyle tanıştım. Yani mesela orada Türkan Çağdaş Yaşam'dan burs almış. Hemşire, öğretmen, emniyet görevlisi, doktor, bir sürü böyle bir yerlere gelmiş insanların bazıları kendi çevrelerinde kalıyorlar ve kendi çevrelerini yaşartmaya çalışıyorlar. Bazıları İzmir, İstanbul gibi şehirlere geliyorlar, bazıları da yurt dışına gidiyorlar. Ama büyük bir kısım kendi şeylerine de bağlılar, kendi köklerine de bağlılar. Böyle bir şey gördüm yani orada hakikaten. Şimdi Almanya genelinde baktığımızda tabii
yani Almanya'da da bunu başaranlar var. İşte şimdi sizinle konuşuyoruz. Hı-hı. Yani üçüncü kuşak. Benim kaç tane işte sizin gibi, sizin yaşlarınızda öğrencim, genç var. Üniversitede asistanım oldu. Sonra da daha bana göre genç oldukları için genç arkadaşlarım. Ve devam ediyor. Yani ilişkilerimiz devam ediyor. Dostluklarımız devam ediyor. Çok şeyleri birlikte yapıyoruz filan. O tür insanlar çok var. Çok var. Ama o tür insanları zaten Almanlar artık şey gibi görmüyor. Şimdi komik yanı o. Onları Türkiye kökenli olarak görmüyor. Evet. Ya şey olarak görüyor, Alman olarak görüyor. Türkiye kökenli olarak gördükleri problemli olanlar, doğru dürüst okuyamamış olanlar, Hauptschule'de olanlar ya da kendi böyle gettoların içine çıkamamış olanlar. O seçimler oldu ya. AKP'ler, Erdoğan geliyor, kıyamet kopuyor. Başörtüler bilmem ne. Mesela böyle kafalarında Türk bayrağını başörtüsü yapmış filan, hem dini hem milliyetçiliği simgeliyor aynı anda. Böyle bir grupla karşı karşıya kalınca Almanlar çok şaşırdılar. Ya biz niye eksik yaptık? Bunlar niye, yani ne bileyim, Merkel filan görmüyorlar, Erdoğan'ı görüyorlar. Yani neydi? Oysa bence çok şaşıracak bir şey yok. Bu insanlar kompleksli insanlar çoğu. Ve orada yani Erdoğan'da bir gücü görüyorlar, bir babayı görüyorlar, bir şeyi görüyorlar, otoriterler yani. Ve çıkamamışlar, kendi gettoların dışına çıkamamışlar. Hiçbir şekilde Almanya'nın onlara sunduğu olanakları kullanamamışlar. Belki Almanya'da onlara yeterince olanak sunmamış. Yani bunlar hepsi birbirine aynen bağlı şey. Öyle değil mi? Aynen, madalyonun, bir yöneticim öyle demişti, madalyonun hep iki yönü vardı Nilgün Hanım, hiç unutmayın diye. Sadece biz kendimizi anlatamadık değil, onlar da anlamamış olabilirler, anlamak istememiş olabilirler. Ki şimdi siz böyle bahsedince hatırladım, ben ortaokul yıllarımda Almanya'da Nasrettin Hoca Almanya'da diye bir tiyatro eserinde görev almıştım aktif. Ya anlatmaya da çalışmışız aslında. Eserlerle, güzel güzel çalışmalarla, ama siz o kadar kitap yazmışsınız, o kadar aktif etkinliğiniz var. Geniş kitlelere ulaşmak, Türkiye'deki yapılanma gibi, biraz önce bahsettik ya, galiba gerçekten daha geniş organizasyonlara, daha geniş yapılanmalara ihtiyaç var. Yankı uyandırabilmek, sesini duyurabilmek için. Yapıyorlar Almanlar aslında entegrasyon şeyleri filan, ama çok daha öncesinde bence başlaması gerekiyordu. Hı-hı. Ben şey yaptım, işte esinde üniversitede çalışırken çok böyle şey yapıyorduk, tiyatro çalışmaları, yaratıcı yazma filan. Oradan yola çıkarak hani Özgürlük Yolları diye bir kitap çıkardım. Evet. O kitapta da işte bu üçüncü kuşağı anlatıyorum. Ama evet, ona gelecektim. 8 kişi seçtim. Nasıl? Yani 6 kadın, 2 erkek, 8 kişi seçtim. Tamam. Asıl orada asıl önemli olan şunu göstermek istedim. Şimdi bunlar çok geleneksel ailelerden geliyorlar. Kimisi bayağı dinci ailelerden geliyor. Kapalı ailelerden geliyorlar. Öte yandan Almanlar da almaya açık değil. Yabancı düşmanı neredeyse bir tavırları var. Hı-hı. Yani çok genellemek istemiyorum ama evet, böyle bir şey. Yani kucaklamıyorlar gelen insanları. Kucaklamıyorlar. Evet. Şimdi bu iki engel. Bir Almanların tavrı, hı-hı, bir de bizimkilerin kapalılığı. Hı-hı. Ne oluyor? Çocuklar sıkışıyorlar. Ve şey yapamıyorlar yani. Oradan nasıl kurtulacaklar? Hani Wege ins Freie ya da Özgürlük Yolları bu anlama geliyor. Yani kurtulup kendi yollarını bulmaları. Hı hı. Çünkü o bulanları seçerek onların öykülerini anlatmıştım. Hı hı. Siz bu üçüncü kuşakla ilgili bir araştırma yaptığınızdan bahsetmiştiniz. Doğru anladım galiba, değil mi? Orada evet, ne gibi sonuçlara ulaştınız? Yani şu andaki sorunlar veya durum nedir? Yani o analizden işte, çıkarak. Aslında sorun, aslında mesele şu, ben şeylerdeyken, 70'li yıllardayken Berlin'de üniversitede okudum. O dönemde ama annem babam benim harçlığımı çıkaramadığı için bir okulda
Türk çocuklarına, yani Türkiye'den gelen çocuklara şeyi öğretiyordum, amacı öğretiyordum. Ve o dönemde, ya daha ben de 22 yaşındayım filan, 21-22. O dönemde ben sorunları görmeye başladım. Çok büyük sorunlar vardı. Ve çok üzülüyordum, bu sorunlara da çok üzülüyordum. Ve o çocuklar, bugün o çocuklar benim işte üçüncü kuşağın annesi ve babası. Yani öyle değil mi? Yani üçüncü kuşağın, öyle oldu. Ondan sonra ben Esin'e geldiğimde üçüncü kuşakla karşılaştım. İşte o şeyin benim küçük öğrencilerim artık büyümüşler, anne baba olmuşlar, evlenmişler, aile kurmuşlar. Onların çocukları benim karşımda. Ve o zaman fark ettim ki aslında o daha 70'li yıllarda başlayan sorunların üstüne daha iyi gidilseydi, çözümler üretilmeye çalışılsaydı, insanlar sadece iş gücü olarak görülmeseydi, bu üçüncü kuşak, dördüncü kuşak çok daha farklı bir yerde olurdu. Sizin gibi herkes sizin gibi olurdu. Anlatabiliyor muyum? Herkes. Yani bugün Almanlar şey gibi bir soruyu sormazlardı bile. Niye bunlar Erdoğan'ı seçiyor? Niye AKP'ye gidiyor? Niye kendi kimliklerini, identitelerini orada görüyorlar? Evet. Çok yanlışlar yapıldığını düşünüyorum bu uzun yolda. Evet. Yani bir yerde de eksik politika, hani politikasızlık mı desek belki. Evet. Peki bugüne geldiğimizde siz şu anda, çünkü sadece Türkler de değil, çok farklı din, dil, ırklardan insanlar Almanya'da yaşıyor ve aslında birazcık da şey akımları var tabii, hani şu anda orada burada görüyoruz, duyuyoruz, daha sağcı akımlar, daha işte ırkçı akımlar belki. Dolayısıyla şu andaki politikalar bunu, gelecekteki olası tehlikeleri engellemek için yeterli mi sizce? Vallahi ne kadar yeterli olduğunu bilmiyorum, pek sanmıyorum. Ama tabii şimdi şöyle şeyleri düşünürsek bir gözüm hep Türkiye'de ya, zaten COVID öncesi hep 2 ayda bir Türkiye'deydim, bir sürü proje orada gidiyor. Türkiye'de mesela işte bu sorunları düşünürse, rezalet, Almanlar yine çok şey yapıyorlar diyorsunuz. Evet, hakikaten çok yatırım yapıyor. Ama bunun yine de ben yeterli olduğunu, olabileceğini pek inanamıyorum. O yani acaba geçmişte yaşadıklarından bazı şeyler öğrenip bugün daha farklı bir şeye gidiyorlar mı? Onu ben henüz değerlendiremem. Yani henüz tam bilemiyorum ama çok şey var yapılması gereken. Mesela bu insanlar, ne bileyim, Suriye'den falan gelen insanlar en basitinde. Dinin de etkisi var, geleneklerinde de etkisi var. Çok ataerkil bir şeyin içinden geliyorlar. Evet. Kadınlar kapalı şey falan. O zaman bu çocuklara, erkek çocuklara nasıl bir eğitim verilmesi gerekiyor? Onların entegrasyonu için işte kadın erkek eşitliğinin çok önemli bir değer olduğunu, nasıl, yani o kendi değerlerini, kendi getirdikleri geleneksel, dinsel değerlerini yavaş yavaş aşabilmeleri için ve bu toplumun değerlerine ayak uydurabilmeleri için neler yapılması gerekiyor? Herhalde yapılması gereken o kadar çok şey var ki. Herhalde. Değil mi? Öyle düşünüyorum ben. Bunları böyle düşününce şey de geliyor aklıma. Hani Türklerin Almanlara ne kattığını sorguluyorum bazen. Yani 3 jenerasyondur birlikte yaşıyoruz. Döneri tanıtmışız artık, onu anladık. Döner deyince, yemek, Türk yemeği deyince döner geliyor akıllarına. Ona ama var mı başka? Hani biz Almanlara ne kattık sizce? Bence en önemli kattıkları şey şimdi konuştuğumuz konu. Eğer öz eleştirel davransalar, öz eleştirel, çok önemli. Şunu görecekler, Türklerle birlikte ilk şey geldi. İtalyanlar, sonra Türkler ve Türklerle sorunlar başladı. Eğer kutuplaşma yaratarak düşünmeseler, bu insanları biz niye yeterince kucaklamadık, niye yanlış yaptık diye düşünseler, o zaman geçmişten öyle bir ders alacaklar ki bugün aynı şeyler tekrarlamayacak. O zaman Türkler onlara çok büyük bir şey katmış olacak. Dönerin ötesinde. Çok büyük bir şey. Ama ne kadar bunu öğrenen insanlar, kuşkusuz var. Ama bunu öğrenmek
yanlış anlamıyor, multikulti olma, her şeyi kabul etme demek değil. Bir de böyle yanlış bir çizgi var. Yani işte onlar da kendi geleneklerini yaşasınlar. İşte kızlar, ne bileyim, çocuklar daha küçük yaşta anne baba kapıyor onların başörtüsü falan. İşte onların kültürlerinde de bu var. Ya da şwimming, yüzme dersine gönderilmiyor. E ne yapalım böyle şey, hani biz de hoşgörülü davranalım, hoş davranalım. İşte bu da ayrı bir şey. Bu da kutuplaşma yaratıyor. Olmaz. Onları entegre etme. Onlara bizim değerlerimizi, Avrupa değerlerini, insan hakları gibi, kadın erkek eşitliği gibi bütün dünya için geçerli olan değerleri onlara bir şekilde çok iyi bir biçimde göstermek, anlatmak, ama anlatmak göstermek değil, deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak. Evet, aynen, yaşamaları gerekiyor. Süperler, yaratıcı öğretim diyorlar, atölye çalışmaları yapıyor, neler bilmiyorlar. Ama bunları çok büyük bir para gitmesi lazım, yatırım yapılması lazım ki bu tür çalışmalar yapılabilsin. Evet. Peki şimdi sizin bu hani daha Türk-Alman ilişkileri bağlamındaki sohbeti kapatırken buna ilave etmek istediğiniz veya kitaplarınızdan bilgi aktarmak istediğiniz bir nokta var mı, yoksa başka bir konuya geçeceğim çünkü? Yani ben şunu söylemek istiyorum, o Özgürlük Yolları Wege Insfreie kitabını yazarken hani sadece 8 kişi seçtim ama aslında bir sürü insan vardı. Hı-hı. Onların yaşamları ilginç diye öyle seçtim. Yani kendi yolunu bulmuş olan, hı-hı, Almanların bu tavrına karşı daha böyle, hı-hı, yabancıları yadırgayan, Türklerin tutucu ve şeylerine karşı, kendilerinin kapamalarına karşı gene de kendi yolunu bulma cesaretini bulan çok öğrencim oldu, çok genç oldu. Onlara inanılmaz bir saygı duyuyorum ben. Yani kolay bir şey değil. Yani bakın ben söylüyorum, ben akademisyen bir aileden geliyorum. Yani bir takım şeyler hazır önüme kondu. Ama onlar kendi çabalarıyla bu yerlere geldiler. Evet. Yani size anlatamam nasıl büyük bir sevgi ve saygı duydum bu tür insanlara. Zehir Hanım, sayıları da çok az değil. Her sektörde, her branşta çok başarılı, Türk kökenli gencimiz Almanya'da olsun, Avrupa'da olsun, dünyada hatta çok çok güzel işler yapıyorlar. Ve dediğiniz gibi hem yani, tamamen Alman gibi davranmayıp yine Türk kökenlerine de sadık kalarak bunu yapıyor olabilmeleri veya bunları güzel bir şekilde sentezlemiş olarak yapıyor olmaları bence en büyük başarı. Gerçekten ben de sizin gibi bu insanlara takdirle bakıyorum. İnşallah bizim de dernek olarak biraz olsun hani böyle bir neslin yetişmesi, bu tip insanların yetişmesi için katkımız olur. Çok mutlu oluruz. Şimdi tekrar şey sormak istiyorum aslında. Başta demiştim bu kadar karpuzu, bu kadar şeyi koltuklarınız altında nasıl taşıyorsunuz veya nasıl yapıyorsunuz diye. Bir de üstüne bunun COVID geldi. Şimdi biraz böyle zamanınızı tariflemenizi istiyorum. Siz bir Türk Cumhuriyet kadınısınız benim için. Yaşınız da hani bayanların yaşı sorulmaz ama ortanın yüzü bir yaşa sahipsiniz. Ama o kadar aktifsiniz ki. Şimdi size de örnek alsınlar istiyorum. Gerçekten siz neyi nasıl yapıyorsunuz? Yani bu kadar aktif olmayı bence başarmışsınız. Türkan Saylan'dan bence örnek almak istediğiniz şeyi de örnek almışsınız. Çünkü birçok farklı şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz COVID çıktı, Türkiye'ye gidemiyorum ama Zoom üzerinden ben video konferanslarımı yapıyorum, projelerim devam ediyor. Biraz bize tarifler misiniz? Şu anda neler yaşıyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz? Şimdi ben tam Cumhuriyet kuşağı değilim. Tam Cumhuriyet kuşağı ve hakikaten inanan belli bir Kemalist kesim. Onlar benim annem babamdı. Yani bugün 90'ı aşmış olanlar. 90 yaşını aşmış olanlar. Ben ikinci kuşakım. Birçok şeyi sorgulayan da bir kuşakım. Yani onların inancı, hani onu o şekilde paylaşamıyorum. Yani bir sürü şeyi zaten Türkan Saylan kitabımızda da o çıkıyor. Çok sorguluyoruz. Evet. Atatürkçülüğü de sorguluyoruz. Yani sığ bir Atatürkçülüğü sorguluyoruz. Evet. Çünkü Atatürkçülüğü hani
bütün çocukluğumuzda bunu öğrendik. Yani ah hatam, vah hatam, ezberleriz bir takım şeyleri falan falan. Ama evet, aslında bir duruş, yani bir yaşamla ilgili bir şey, yani sonuçta bir modern yaşamın içinde yer alıyorsunuz. Bir kafa yapısı falan. Bunun evet, hiçbiri tamamıyla şey olmadı, köksalmadı. Daha doğrusu Nilgün Hanım köksaldı ama bir daha küçük bir kesimde, yani Kemalist bir kesimde köksaldı. Yeterince geniş tabana inemedi. İşte Türkan Sağlam da onu geniş tabana indirmek için bir bence devrim gibi bir şey yaptı. Daha önce de biliyorsunuz, herhalde duymuşsunuzdur, köy enstitüleri vardı. Köy enstitüleri çok şeyler yaptılar 50'li yıllar. Sonra Türkan Sağlam çok şey yaptı. Yani bu bir şey, yani tabana yayılma hikayesi çok önemli. Şimdi ben sorunun ucunu... Dolayısıyla ben şuradan aslında cımbız gibi çekip alıyorum onu. Diyorum ki Türkiye'de Türkan Sağlam bunu başardıysa, Almanya'da biz de benzer bir örgütlenme yapılanmayla burada çok şeyi başarabiliriz. Çünkü burada bir o kadar daha altyapı, bir o kadar daha servislik, bir o kadar daha ortam varken bunu yapmazsak, hani ayıp bile olur diyeceğim neredeyse gerçekten. Umarım öyle olur. Ama Almanlarla tabii ki şey iç içe, iç içe, el ele birlikte. Ancak o zaman olur. Aynen öyle. Yani ve önemli kuruluşlarla, devletle, evet, devlet bazında, politikacılarla, ne bileyim, yani çok var bizim şimdi evet, politik. Medyayla, bizim medyada çok var, şeyde hı-hı, var. Yani belki biliyor musunuz şöyle bir şey yapılabilir, bir belki yapılmıştır da, kurultay gibi bir şey kurultay yapılabilir. Kurultay gibi daha büyük kapsamlı bir organizasyon. Kenan Özdemir'de bilmem neydi, Dağ Deviren'de bir sürü böyle politikacı çağrılır, şey çağrılır. Ondan sonra Almanlar, yani Türklerden Türk kökenli çağrılır, Almanlardan önemli kişiler çağrılır. Yani ne yapabiliriz? Birlikte nasıl yol alabiliriz? Gerçekten. Ama birinin işte böyle birinin başı çekmesi gerekiyor. Yani Sağlam'ın öyle bir organizasyon şeyi vardı. Mesela benim öyle o tür değil yani. Çok daha farklı bizim şeylerimiz. Tabii yapıcılık konusunda haklısınız. Ben de yapıcı bir insanım. Evet. Dediniz demeyeyim. Hani hakikaten yetmişime gelmişim, yetmişime geçmişim. Ama hala aktif çalışıyorsunuz. Oluyor bir takım şeyler. Ve çok yapmak istediğimde, eğer ömrüm şey olursa, yeterse, İnşallah. Çok şey var. Ama yani bunu, yani bir yerde şunu da size söyleyeyim. Annem mesela, benim annem şeydi, müzisyendi ve sanat ama işte böyle şeylerle de çalıştım. Çağdaş yaşamda falan da çalıştım. Annem 92 yaşına kadar yaşadı. Tam Cumhuriyet kuşağı. İnanın ki 92 yaşında 91 yaşında son kitabını yazdı annem. Annem de yazar. Karşılaşmalar diye. Ve o Karşılaşmalar kitabında da şeyi anlattı. Otobiyografik biraz. Evet. Mesela onun o öyle bir kesimden geliyor. Mesela ünlü bir takım yazarlar, Halit Ziya Uşaklıgil, tiyatrocular, Muhsin Ertuğrul, Nazım Hikmet falan, onlarla hep tanışmış. Hı-hı. Ve o kendi anılarını onları yazdı. En son kitabı oydu. Sonra bir şey daha, işte Cumhuriyet kuşağı ama bakın, yani işte bir heyecan var, bir şeye inanıyor. Annemin ölüm şeyinde, yani ölüyordu artık. Bir aralık öldü sandık biz. Ondan sonra bu 2015'te oluyor. 2015'te annemi kaybettim. Uyandı ve dedi ki, birden dedi ki, inanmayacaksınız. Ben dedi gidiyorum artık. Ben her şeyi dedi, yani daha böyle barışçıl bir dünya istiyorum, özgürlük istiyorum, Kürtlere özgürlük istiyorum dedi, Kürtlere. O sırada da Kürtlerin üstünde çok büyük bir baskı vardı 2015 yılı. Yani ondan sonra da arttı. Çünkü şeyle, AKP politikasıyla birlikte bir açılım olmuştu. Evet. Sonra evet, baskılar başladı. Evet. Şimdi annem, yani bir
takım şeylerin çok altında eziliyordu. Bir inandığı bir takım şeylerin de böyle yok olduğunu görüyordu. O işte birinci kuşak. Ama bana çok da bir örnek olmuştur o da. Evet, o, doğru. Yaşar mıyım bilmiyorum ama. O anneniz de Türkan Saylan gibi son ana kadar Türkan Hanım'ın lafı var biliyorsunuz. İşte hani öleceğim dakikayı bilsem son dakikaya kadar çalışmaya, amaçlarım doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim diye gerçekten öyle bir yaşam belki anlamlı oluyor. Yoksa birçok kapasite şu anda hani gerçekten daha iyi bir yaşam için aktif olmayan, sadece gününü yaşayan ve o etkilerin kendisi üzerine gelmesini bekleyen de bir çok büyük bir kesim var. Bakalım biz daha az ama ilgilenen bu konulara gönül vermiş insanlarla yolumuza devam edeceğiz. Evet, aslında bu yapıcılık dediğim şey benim çok zor bir şey. Ama hani bir şeyin yeşerdiğini görüyorsunuz. Hani bir bahçeyi ekersiniz, çiçekler şey olmaya başlar. O size bir mutluluk getirir. Ya da ne bileyim bir güzel bir şey yaparsınız, bir güzel yemek pişirirsiniz, harika bir şey çıkar. Mutluluk getirir. İşte onun gibi ve insana dokunma, insanlara dokunma, onlara yardımcı olma, onları destekleme. İşte size söylüyorum, şeye gittim, bütün Ağrı falan oraları gezdim, Van falan da oradaki çocukların halini gördüm. Aileler, 10 tane ailede çocuk var. 15 yaşında çocuğu evlendiriyor kızını başlık parası. Yani inanılmaz bir şey. Peki o çocuk ama okuyor. İşte burs okuyor ya da çok yetenekli. O zaman kurtuluyor. Büyük olay. Buna rağmen yine bir şey yapılanma var, feodal yapılanma var. Hani evet. Ama gene de bakıyorsunuz bir burs müthiş yolları açıyor. Biz evet, kesinlikle. İnanılmaz yolları açıyor. Kesinlikle. Bunlar çok etkileyici şeyler. Bir insana büyük mutluluk veriyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bazen düşünüyorum mesela yıkıcılığı yaşam duruşu olarak seçmiş olan kişiler diyelim. Bizden örnek vermeyelim. Başka Amerika'yı bir düşünelim. Tamam mı? Trump gibi bir adamı düşün. Bu adam belki de mutluluk nedir bilmiyor diye düşünüyorum. Yani belki de bilmiyor. Sadece böyle bağırma, çağırma, bilmem ne, küstahlık, kutuplaşma yaratma. O tekrar seçilirse çok mutlu olacak. Sehra Hanım. Yani mutluluğunun evet, tekrar seçilmekte bence. Güç ve iktidar şey. Ama bana öyle geliyor ki öteki şey, yani yapıcı bir şey yapabilmenin getirdiği mutluluk çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Ya da ben öyle olduğuna inanıyorum, bilmiyorum. Evet, evet. Sizin önceliğiniz o, bizim önceliğimiz o olabilir. Ama uzun vadede bizi refaha, güzelliğe, çağdaşlığa götürecek şey de bence budur. Bakalım göreceğiz, yaşayacağız. İnşallah ilk önce korona dönemini atlatırız. Sonra da biz konuşmuştuk daha önce de, dernek olarak sizi mutlaka Stuttgart'ta ağırlamak istiyoruz. Tekrar detaylıca bütün üyelerimizle, çevremizle, Almanca olarak demiştik. Almanca. Aynen öyle. Almanlara öyle. Güzel bir etkinlik yaparız. O zamana kadar da şiddetle tavsiye ediyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmaları, kitapları ve çok seviniriz. Yani, takipte kalırsak, işbirliği içerisinde olursak her şeyden öte. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Çok seviniriz. Nilgün Hanım, sizin başkanınız Kerim Apat mı? Yok hayır. Ahmet Gül. Ahmet Gül. Ha, ama eskiden Apat'tı değil mi? Yok hayır, Ahmet Gül kurucusu, 2 yıl önce kurulduğu Çağdaş İşçimi Destekleme Derneği Bağdın Üstü'nden. Evet, evet. Kerim Bey başka bir derneğin başkanı. Tamam. Evet, evet. O başka bir derneğin başkanı. O devam ediyor çalışmalarına. Onların da ağırlıklı çalıştıkları konular var. Stuttgart'ta biraz dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Farklı dernekler var, birçok aktivite var. Herkesin fokus noktaları biraz birbirinden farklı. Dolayısıyla bütün alanı hani bu şekilde
katlamaya özen gösteriyoruz. Çok yakın ilişkilerimiz var. Zaten böyle de olmak zorunda bütün bu yapılanma içerisinde. Ki el birliğiyle, iş birliğiyle hep beraber güzel işler yapalım. Yani Almanlar ve Alman kuruluşlarıyla ben birlikte işbirliği, birlikte yol alma kolay bir şey değil ama yani şu duygu olmaması gerekiyor. İşte yine bir Türk derneği bir şeyler yapıyor, yapsınlar. O siz Almanları çağırıyorsunuz, gelmiyorlar bile. Yani daha ilk başta onları bir şekilde kazanma ve daha farklı bir politikayı belki götürmek gerekiyor. Bilemiyorum ben de. Yani bu alanda çalışmadığım için bilemiyorum. Evet, evet. Ben kesinlikle bu söylediğinize katılıyorum. İletişim uzmanıyım ben kökende. Ve hani birlikte biraz önce bu sempozyum yapılsın, büyük bir kongreyle hani insanlar böyle gitsin, herkesin fikrini alarak ortaya çıksın bazı şeyler. Üresin, yaşarsın. O yaklaşıma çok inanmış bir insanım. Dolayısıyla çok doğru söylüyorsunuz. Biz de yeni yönetim olarak ona özen gösteriyoruz şu anda. Bağışçılarımız var, Alman bağışçılarımız var. İlişkilerimizi kurmaya ve genişletmeye çalışıyoruz. Ağımızı genişletmeye çalışıyoruz bu anlamda. Dediğiniz gibi yani ben yaptım, al bu pasta değil de hani gel birlikte yapalım. Doğru yol olacaktır. Dolayısıyla birbirimizden de öğrenerek gelişeceğiz. Öyle bir anlayışımız, yaklaşımımız şu anda var. Dediğim gibi hani dernekleri olmakla birlikte. Çok iyi olurdu gerçekten Nilgün Hanım. Ben mesela şeylerde de fark ediyorum. Mesela Kürtlerin, Alevilerin falan kurdukları derneklerde de fark ediyorum. Kendi içinde kapalı bir birim oluşturuyor. Beni çok çağırırlar mesela. Ama yani mesela Almanlara yönelik bir şey yaptıkları vakit o kadar az Alman ve bir iki tane hani onları seven bir iki Alman geliyor. Yani hiçbir zaman şeye çıkamıyorlar, o sınırları kıramıyor. Belki kırmaları da zor çünkü sistem diyorum kucaklayan bir sistem değil. Değil. Bir de yani ilgi alanları işte. Doğru söylüyorsunuz. Ne kadar olur bilemiyorum. Şimdi tabii çok önemli bir sosyal medya olayımız var, olgumuz var. İnsanlara sınırların ötesinde de ulaşabiliyorsunuz. Artık Amerika'da, Avustralya'da, Afrika'da her yerden insan aktif olabiliyor birden. Yani sınırların kalktığı bir dönem. Korona bunu Alman ve Avrupalı insana da çok net gösterdi. Biz bundan faydalanmak istiyoruz açıkçası dernek olarak. Çünkü online'ız zaten. Dolayısıyla insanların nerede olduğunda çok önemi yok. Mühim olan aynı hedefe, aynı konuya inanmış olsunlar ve o yolda ilerlesinler ve çalışsınlar. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak görüyorum. İnşallah bu anlamda da doğru insanlara ulaşacağız. Bakalım. Sizin de desteğinize her zaman ihtiyacımız olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bu görüşme için de. Çok sevindim. Ben de. Mutlaka görüşürüz. Tatile çıkacak mısınız? Şimdiden iyi tatiller diliyorum. Ama belki fırsat buluruz. Bir araya da gelebiliriz o esnada. Beleşiriz. Çok mutlu olurum. Çok teşekkürler Zehra Hanımcığım. İyi günler dilerim size. Sağ olun. Bay bay.